Sparta Muhtarlar Derneği'nin ev sahipliğinde istişare toplantısına katılmak amacıyla şehirde bulunan Akdeniz, Ege, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Muhtarlar Federasyonları ve çeşitli illerden gelen Muhtarlar Derneği başkanları, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Ziyarete ev sahipliği yapan Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve yönetimi de katıldı. Ziyarette il dernek başkanları, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in şehre kazandırdığı yatırımların çok güzel olduğunu dile getirerek, "Şehir gerçekten emin ellerde," dedi. Ben dördüncü defadır geliyorum. Her geldiğimizde daha da güzelleşmiş olduğunu gördük. Şu da gösteriyor ki şehir gerçekten emin ellerde. Sahi şehir emin olarak olmuş. Emin ellerde. Van'dan geldim. Başkanım ben ilinize girerken Hamdi Başkanım'la beraber geldim. Ne kadar güzel bir şekilde, ne güzel temiz her taraf pırıl pırıl paylaştık. Yani gerçekten teşekkür ederim. Pırıl pırıl bir şeyiniz var. Bu kadar güzel bir diyaloğunuz var muhtarlarına. Gerçekten onur duydum. Özellikle başkanım paylaştı. Dedi ki WhatsApp grubumuz var. Her mahallenin muhtarı kendisini ifade edebiliyor. Yani çok duygulandım. Gerçekten teşekkür ediyorum ben. Gelir gelmez bir şeylerin farkına vardık. Araçtayız, aracımızdayız. Baktık sokaklar, caddeler, çiçekler, güller, tertemiz bir şehir. Hemen bizi cezbetti. Akabinde hem Gökhan Başkanım ekibi hem Ziya Müdürümüzün anlattıklarıyla biz hakikaten bir başka dünyaya geldiğimizi hissettik. Birçok belediye mazeret yaratarak ağlarken, dövünürken, efendim borç var yapamıyorum deyip asli görevlerinden kaçarken sizlerin, muhtarlarımızın, mahallelerin sorunlarını kısa sürede karşılıklı diyalog içinde süratle yapmanız yemyeşil bir Isparta, her taraf güllerle, çiçeklerle, caddelerden yürürken bile oradaki o korkulukların, üzerindeki saksıların, çiçeklerin sanki nasıl söyleyeyim, kocaman bir aile, kocaman bir bahçe, hepinizin ortak alanı, bunu başarmışsınız. Canı gönülden kutluyorum. Tebrik ediyorum. Sizin gibi başkanların çoğalmasını canı gönülden istiyorum. Gittiğim zaman kendi başkanlarımdan daha çok hesap soracağım. Önümüzdeki günlerde Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu seçimi olduğunu ve bu yüzden federasyon başkanları ve il dernek başkanlarıyla Isparta'da bir araya geldiklerini söyleyen Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Büyükleblebi, misafirlerimizin Isparta'dan övgüyle bahsetmeleri bizleri mutlu etti dedi. Öncelikle iyi çalışmalar dileyerek bugün size bir ziyarette bulunduk. Bugün ziyarette bulunurken de heyetimiz şehrimize gelen ve bizleri de Muhtarlar Derneği olarak, temsilci olarak bizleri de mutlu eden federasyon başkanlarımız ve il dernek başkanlarımızdı. Öncelikle bugün dernek başkanımızın ve federasyon başkanlarımızın burada bulunmasının nedeni önümüzdeki bir süreçte bir konfederasyon, yani Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu seçimimiz var. Federasyon başkanlarımızla beraber de biz burada bir istişare edilmesi, bir ortak akılın bulunması ve ondan sonrasında da buradaki toplantının Isparta yapılmasıyla karar almış başkanlarımız, biz de ev sahipliği olarak kendilerini misafir ediyoruz. Öncelikle bütün başkanlarıma tekrardan aramızda olduğunuz için, Isparta'mızda olduğunuz için, biz sizleri misafir ettiğimiz için çok çok mutluyuz. O ziyaret sebebiyle de sizleri de ziyaret yapalım dedik. Yalnız bizi mutlu eden bir şey daha oldu. Şimdi federasyon başkanlarım tek tek Isparta'ya gelmeye başlayınca ilk Ayşe başkanımdan ben o şeyi aldım. Şehire girdik. Şehire daha girer girmez otokardan aldım kendisini. Dedi ki ne kadar temiz bir şehir. Daha şehire yeni girdik otokardan aldığımda. Dedim Ayşe Başkanım daha Isparta evet temiz bir şehir ama daha değerli şeyleri var. Onları da buradaki günlerimizde göreceksiniz. Daha güzel değerler oldu diye. Ve ayrıca Ayşe Başkanım şunu dedi. Yani biz gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Sizin de belediye başkanı olarak bunda büyük bir katkınız var. Yani ben o kadar şehir gezdim dedi. Konfederasyon yöneticisi, kurucusu kendisi. Şehirlere gidiliyor program doğrusunda. Gerçekten hani Isparta'da da şehir temiz bir şehir görmedim dedi. Tabii biz federasyon başkanlarımızdan, diğer illerden gelen başkanımızdan Isparta ile alakalı böyle övgü sözü duyunca ya diyoruz ki hani muhtarlar olarak bizim de bir şeyimiz var ama belediye başkanımız olarak sizin büyük bir katkınız var. Kesinlikle. Bu şehre de 6 senedir
birlikte mesai yapıyoruz. O mesainin yaptığımız mesain sonucu Isparta'ya nasıl değerler katıldığını tabii biz Isparta'da yaşarak biliyoruz ama dışarı illerden gelenler bunu daha çabuk fark ediyor. Hep bu mutluluğu yaşadık. Demek ki güzel işler yapılıyor Isparta'yı dışarıdan duymak çok güzeldi. Ziyaretimizde hem size başkanım, federasyon başkanlarımızla beraber sizlerle tanışmak, sizlerin onları tanımasıyla alakalı bu ziyarette bulunduk Sayın Başkan. Konya Muhtarlar Dernek Başkanı Hamdi Demir ve Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü, Başkan Başdeğirmeni bir abi olarak gördüklerini dile getirerek, Isparta'daki derneğimiz ve muhtarlarımızla uyum içinde çalışmanız bizleri mutlu etti görüşlerinde bulundu. Başkanımın anlattığı gibi şehre girince tabii muhtarlar biraz daha farklı şehirlere gidince belediyelerin çalışmalarına biraz daha bakarlar, dikkat ederler. Çünkü işin mutfağında olunca parkedir, asfalttır, işte çevre korumadır, ondan sonra park bahçedir. Dolayısıyla şehre girer girmez yani belediyenin çalışmalarını takdirle karşıladık. Allah yardımcınız olsun. Amin. Çok güzel hizmetler yapmışsınız. Muhtarlarımız da, dernek başkanımız da zaman zaman anlatıyor. Biz de bazen şahitlik ediyoruz sosyal medyadan. Özellikle atıl alanların sosyal tesislere çevrilmesi, futbol sahalarının yapılması, gençlere yeni halı sahalar mahallelerde yapılması ve buna benzer sosyal belediyeciliği çok güzel şekilde Isparta halkına yansıttığınızı duyuyoruz. Gurur duyuyoruz. Allah razı olsun. Rabbim çalışmalarınızı kolaylaştırsın Sayın Başkanım. Muhtarlarımız da tabii belediyelerin eli ayağı gözü kulağı muhtarlarımız. Dernek başkanımız ve muhtarlarımız da hakikaten uyumlu bir çalışma içerisinde olduğunuza biz burada şahitlik ettik. Rabbim birliğinizi, beraberliğinizi bozmasın inşallah. Daha güzel hizmetlere, daha güzel işlere imza atmayı nasip etsin diyorum. Öncelikle bugün burada olmamızın en büyük etkenlerinden bir tanesi çok kıymetli, saygıdeğer Isparta Belediye Başkanı Şükrü abimiz. Biz abi gibi gördüğümüzden dolayı burada da gerçekten hem Muhtarlar Derneğimize hem muhtarlarımıza belediye başkanlığından ziyade bir abi öncülük ve birlikte çalışma felsefesi içerisinde bunu çok güzel örneğini temsil etmekte Sayın Başkanımız. Bu da bizi mutlu etmekte. Gittiğimiz yerde de veya her geldiğimiz etkinlikte, programda yanımızdaki arkadaşlarla birlikte buna şahit olup fırsat buldukça ortamında dilimize döndüğünce sevgili başkanımızı marifet iltifata tabidir misali dilimiz döndüğünce buradaki yaptığı güzellikleri, işte sizin gibi değerli dinamiklerimizin, şehrimizi temsil eden değerli büyüklerimizin ve çalışma ilkesi edasında muhtar arkadaşlarımıza ben buna çok şahidim. Bize tabii ki bu mutlu etmekte. Başkanımızın muhtar arkadaşlarımızı böyle önemsemesi, ehemmiyet içerisinde birlikte iş felsefesini kendine adletmiş olarak birisi olarak tabii ki burada muhtarlarımız ne kadar keyifli ve başarılı oluyorsa seçime rahat giriyorlar. Bu da tabii ki Sayın Başkanımızın gerçekten bu anlamda muhtar arkadaşlarımızla birlikte çalışma mekanizmasını iyi sağlamış olmasından dolayıdır. Isparta dediğimiz gibi konfederasyonu da inşallah güzel temsil noktasında olacaktır. Ben muhtar arkadaşlarımıza ve derneğimize yapmış olduğunuz desteklerden ve önemsediğinizden dolayı sizlere teşekkürü bir borç bilerek Sayın Başkanım. İyi ki varsınız. Allah ayağınıza taş değirmesin. Güneydoğu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hatip Şeran, Ege Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ayşe Taylan ve Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Turan Süme, insanlarıyla birlikte mütevazı bir şehir, adı üzerinde gül gibi bir şehir, çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyorum dedi. Bu benim Isparta'ya ikinci gelişim. Gerçekten şehriniz çok temiz, çok güzel. Çok da sakin böyle, mütevazi bir şehir. İnsanlarıyla birlikte mütevazi görüyorum ben Isparta'yı her zaman. Yani adı üzerinde gül gibi bir şehir. Sayın Başkanım, çalışmalarınızdan da dolayı sizi kutluyorum. İnanın bütün Türkiye'yi geziyoruz ve bu işleri de takip ediyoruz. Böyle bir samimiyeti ben görmedim. Muhtarlar müdürlükleri olsun, daire başkanları olsun, kendi muhtarlarıyla bu kadar samimi olduğunu görmedim. Yine sizin de
talimatlarınızla, muhtarlarla beraber çalıştığınızı gördüm. Görüyorum ki şehrimiz niye güzel. Sayın Belediye Başkanımız, muhtarlarımızla beraber kol kola istişare ederek sağlıklı ve doğru hizmeti yaptığını görüyoruz. Bundan dolayı ekip olarak hepinizi kutluyorum. Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Saygılar sunarım Sayın Başkanım. Türkiye'yi birkaç kez dolaştık. Gitmediğimiz il kalmadı. Fakat gerçekten bugün Gökhan Başkanım'la gelirken yolda bal dök yala. O kadar güzel bayanların tabiriyle. Dedim çok güzel ve sizin çalışmalarınızdan bahsetti. Size bir kez daha tüm muhtarlarım adına teşekkür ediyorum. Muhtar belediyenin eli ayağı gözü kulağı. Eğer belediye başkanı muhtara sahip çıkarsa, ona değer verirse gerçekten başarı oluyor. Ve sizin muhtarlarımıza verdiğiniz değeri başkanımızdan da muhtar müdürümüzden de bugün çalışmalarınızı öğrendim. Bir kez daha size hayran kaldım. Çok teşekkür ediyorum muhtarlarımıza verdiğin değer için öncelikle. Çalışmalar çok güzel. Arkadaşlar yani olumsuz bir şey görmedim. Bayanlar genelde hep olumsuzluk arar biliyorsunuz. Olumsuz bir şey görmedim. İnşallah görevinizin çok uzun yıllar devamını dilerim. Ve sizin gibi muhtara sahip çıkacak başkanlarımızın çoğalmasını isterim. Çünkü gerçekten çok üzücü şeylerle karşılaşıyoruz gittiğimiz yerlerde. Mahallelerde çalışma yapılıyor. Vatandaş soruyor muhtara. Ne oluyor? Muhtarın haberi yok. Olmaz. Sizde öyle bir sistem kurulmuş ki önce muhtar bilgilendiriliyor, önce muhtara bilgi veriliyor. Ne oluyor? Muhtar da vatandaşının karşısında bir onuru oluyor. Yani sistem çok güzel. Dilerim tüm Türkiye'de bu sistem yayılır. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi çalışmalar diliyorum. Sayın Başkanım, bir muhtar köyünün, mahallesinin aynasıdır. Bir belediye başkanı hakeza daha fazla bir aynası sayılır. Yani o yüzden Gökhan Başkanımızı gördüğümüzde sizlerin daha kıymetli bir başkan olduğunu önceden tahmin etmiştik. Sayın Başkanım, biz Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'na teşkilat başkanlığı görevi yapıyorum. Biz ekibimizle konfederasyonun en tecrübeli ekiplerindeniz. Kurucu üyelerinden ve ekiplerindeniz. İnşallah bu startı Isparta'da verdik. Ben Isparta'ya da ilk geldiğim için ilkler bana hep uğurlu gelmiştir. İnşallah Isparta da bize uğurlu gelecektir. Tabii ki bu kadar kıymetli arkadaşların ardından konuşmak kolay olmasa gerek. Genel kurulumuzdan sonra inşallah başarıyla ayrılıp geldiğimizde inşallah bir daha Isparta'yı ziyarete geleceğiz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Belediye olarak her zaman muhtarlarla uyum içerisinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Başdeğirmen, umarım Isparta'mızı beğenirsiniz. Buradan bizlerin bir turizm elçimiz olarak dönersiniz dedi. Çok değerli Muhtarlar Federasyon Başkanlarım, dernek başkanlarım, muhtarlarım, değerli misafirlerimiz, Isparta'mıza, şehrimize geldiğinizden dolayı memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Isparta'nın güzelliklerini beraber paylaşmak ve buradan dönüşte de sizlerin bir Isparta'nın turizm elçisi olarak ayrılmanız bizim en büyük arzu ve isteğimizdir. Isparta'yı güzel olduğunu söyleyerek sözlerinize başladınız. Şuna inanın ki Isparta sizlerle çok güzel. Sizle beraber güzelleştiğinde unutmayın. Biz sizlerin burada olmasından son derece memnunuz. Gökhan Başkan'ın bunu bahsedince ben de tabii ki memnuniyetle, güzel bir program olacağı inancıyla sizlerin burada olmanızdan memnun olacağımı söyleyerek önceki günlerde bahsetmiştim. Bugün sizleri burada görünce de çok memnun oldum. Şimdi tabii ki burada Hamdi Başkanım'ın da en üst seviyesi olan, Muhtarlar Federasyonu'nun konfederasyonu olan oranın seçimlerinde başkan adayı olması, komşu ilimiz Konya'dan ve sizler hep beraber aynı bölgenin insanları olmamız hemen hemen tabii bizler de memnun etmiştir. İnşallah Rabbim sizlere de başarılar nasip etsin. Güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Aslında bu görev çok zor bir görev arkadaşlar. Yani federasyon görevi de çok zor. Yani bunları bir gönüllü olarak ortaya çıkmak kadar fedakar bir şey olamaz. Düşünüyorum 2000'e yakın belediyeler var. Ve bunların içerisinde binlerce muhtarlıklar var.
bir kişi bunların tamamından sorumlu olarak bu işin başında olacak ve herhangi bir ilin, ilçesinin, beldesinin, köyünün mezrasının sorumlu size gelecek. Ailenizle beraber yaşam şartlarınız değişecek. Varsa yapmış olduğunuz bir ticaret çok daha farklı yerlere gidecek, uğraşamayacaksınız. Mahallenizde, bölgenizde durmanız azalacak. Gelecek seçimlerde mahalleli size dediği zaman kardeşler neredesin? Sizin Türkiye hizmet ettiğinizi düşünmeyecek. Ben seni kendi mahalleme seçtim, sen neredesin diyecek. Ki bunların hepsi bu kadar güzel iş yapmanın arkasında sorun olarak da geri gelecek. Bunları göre göre, bile bile bu işlere göreve girmek, bu görevi istemek çok büyük bir fedakarlık. Burada her zaman için biz muhtarlarımızın yanında olduk, destekledik. Hiçbir zaman bizim muhtarımız randevu almaz benden. Buraya gelen her muhtarımızla görüşürüz. Muhtar 15 dakika beklemez. Başka misafirler vardır, bekleyebilir. Ama muhtar beklemez. Muhtarla birebir hemen konuşup onun sorunu. Yani böyle yapmazsak biz şehrimize hizmet edemeyiz. Yani Isparta'daki çalışma şartlarımız bu şekilde. İnşallah şehrimizde beğenirsiniz. Gezdikten sonra dediğim gibi bizim bir turizm elçimiz olarak gidersiniz. Gittiğiniz yerlerde bizlerden bahsettirebilirsek bizim en büyük kazancımız bu. Ama burayı çıktıktan sonra Isparta'yı unutursak, unutacağınız şekilde biz burada sizlerin karşısında durursak, yaptıklarımızı anlatamazsak veya yapmadıklarımızı gösterirsek kapıdan çıktıktan sonra siz bizi unutursunuz. Ama istiyoruz ki unutmayacak şekilde bu memleketten ayrılın. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.